Herkese merhabalar. Bu hafta kara kalem ve füzenleri anlatıyor olacağız. Her hafta yaptığımız gibi önce anlatıp sonra da uygulamada size gösteriyor olacağız. Şimdi arkadaşım Elif anlatmak üzere burada. Ben devredeyim ve herkese merhabalar diliyorum. Özellikle şu an heyecanlıyız yine. Bu haftamız tabii ki arkadaşımızın da dediği gibi kara kalemler ve füzenler. Acayip bilgiler vereceğim sizden. Beklemede kalın bizi. Uygulama aşamasında tabii daha ince detaylı bilgileri vereceğim ama ufaktan üstten bir değineyim ben o sırada size. Füzenlerimiz var. Vinson Newton'ın yine inceli, kalınlı ya da karışık setleri olmak üzere bunlar burada satışa sunuluyor. Bu sesimi yükselteceğim bir birazcık da. Füzenlerimiz söğüt ağacının orijinal formunda aslında yapılan bir kömürdür. Fırınlanmasını özellikle fırınlanması çok önemli çünkü eşit oranda fırınlanıyor. Hani bir tarafı sert kalıp bir tarafı yumuşak kalmıyor. Bunlarda istenilen o tok siyahı elde edebiliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki füzenler yani kömürler aslında parlama yapmayan. Bir tane al istersen. Tabii ki hemen aldım. Şöyle göstereyim. Mesela kalınını almışım. Evet. Şöyle incesini de hazır ben oradayken şöyle göstereyim. Tabii ki uygulama esnasında biraz evet, daha gösterme fırsatımız olacak. Ve ben umarım sesim orada daha net gelecektir. Şekilde. Evet. Yani bunların fırınlanması gerçekten önemli. Ona özellikle şey yapıyoruz. Diğer bir yandan tabii ki kömür kalemleri var ya da sıkıştırılmış kömürler var. Evet, diğer markaların da çeşitli ürünleri var. Yine daha önceki yayınlarımızda detaylarıyla bahsetmiştik. Şöyle en azından bir göstereyim neler olduğunu. Evet. Diğer kömürden sonra artık daha böyle çizim, eskiz çizimleri için aslında kullanılan dereceli kalemler ve hepimizin birçoğunun hatta sevdiği ürünler bunlar. Dereceleri normalde bunların işte H, HB, 2B ve böyle 6B'ye kadar çıkabiliyor. H'larda da yine bayağı bir gidiyor. 8H'a kadar galiba var sanırım. H'lar daha ince aslında kalemler. Yani numarası büyüdükçe bunların inceliği ve sertliği artıyor. Daha grimsidir H'lar. Ama B'ler derecesi arttıkça koyulaşan ve yumuşar uçları. Evet. Genelde bizde hani ideal olarak aslında geçen masada da göstereceğim ama burada da şöyle göstereyim. F derecesi aslında ideal olan uçtur. F'den sonra işte HB, B, 2B diye giden kısım daha yumuşak ve koyu kısımken H, 2H olan kısımda daha sert ve ince. Şöyle koyalım. Evet. Masada daha şeyini göstereceğim. Bunu evet, dizdim böyle. Zaten aynen. Çizerken de bahsediyor olacağız. Aynı zamanda dereceli kalemlerin yanı sıra aslında uçlu kalemlerimiz de bizim onlar dereceli. Onların da hani uçları işte normalde mesela burada 07 yazar, 05 yazar. Ama uçlarında B, 2B, HB gibi olan dereceleri mevcut. Onları da gösterelim. Yine 03'e kadar var, inceliğe kadar. Evet. Gidebiliyor. Belki çizenler için kurşun kalem tercih etmektense belki uçlu kalem mekanizmalı olanları tercih edebilirler. Ben hepsini size uygulama anında tek tek göstereceğim. Evet. Aklımızda soru işareti kalmayacak. Evet. Burada tabii başka var mı acaba? Evet. İstersen yavaştan geçelim. Evet. Neleri göstereceksin bakalım? Neleri göstereceğim? Ben B'leri göstereceğim. H'ları göstermeyeceğim ama HB'yi biraz değineceğim. Tabii ki kömürlerimiz var. Diğer yandan şu kremlerimizin belli derece işte 07'nin HB'sini göstereceğim. 2B'si, 05'in 2B'si. Bir de 03'ü göstereceğim. O da yine H. Pro markerla değişik evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet, ilginç yani. Pro marker ne alaka gibi. Aynen, gizli çekici şu an düşünüyoruz. Tabii ki hamur silgimiz var. Yine bir sorun da hamur silgisi var. Ben onu oradan göstereyim. Yağlı kağıtlarımız var. Yayıcı kağıtlar. Yayıcı. Yağlı kağıtlar diye hep ağzıma gidiyor öyle. Ve tabii ki çok meşhur ki kalem silgilerimiz var. Evet. Haydi başlayalım. Kömürden başlayalım.
şöyle kullanacağım defteri de göstereyim. Tamam. Genelde soruyorlar. Ben bunu kullanacağım. Bir de örnek olarak belki Smooth Surface'i kullanacağım. Evet. Şu an çekiyor sanırım. Ben şöyle yanıma geldim istiyorsan. Şöyle yanına geleyim. Yanına. Şöyle yapalım. Şeker. Öncelikle bir normal kömürü, yani aslında şu füzenlere benzer bir kömür göstereceğim ben. Elimizde füzenin açığı olmadığı için. Şöyle. Yani bu siyahlı kalemlerde biraz zor yani anladın. Mesela ben şu an elimdeki en kalın 6B'yi göstereyim size. Oo, gerçekten ne kadar farklı. Yani hani bundaki o derinliği, kömürdeki o siyah derinliğini bu grafit kalemlerde alamıyoruz maalesef, yani çizemiyoruz. Ya da mesela bu parlama yaparken kömür kalemlerinde parlama olmuyor zaten. Evet. İşte de şu matlığına bakılırsa bunun da biraz farkı. Gerçekten çok çok büyük fark var. Aynen. Şöyle yapalım. İşte aynı anda bunun sıkıştırılmış dediğim gibi kömür kalemleri var. Ya da sıkıştırılmış halde olanları mevcut. Şöyle ben hepsini görebilin diye uyguluyorum tabii ki gördüğünüz gibi. Şu yayıcı kağıtla bu şekilde gölgelendirmeler yapılabiliyor. Evet. Umarım sorun yoktur. Arada sanki bağlantı. Çok rahat bir şekilde. Evet. Şöyle bir püf nokta vereceğim. İşte en eğlenceli kısımlar bunlar oluyor genelde. Bildiğimiz kömürden aslında yağlı kömür elde edebiliyoruz. Onun da yapımı aslında çok basit. Belki yağlı kömür. Kömürümüzü ertesi güne kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında kömürü kavanozdan çıkartıyoruz. Fazlalığını bir peçeteye alıyoruz ve uygulamaya başlıyoruz. Tabii ki bunda hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü yağ bir yerden sonra uçacak ve o yağlı kömür etkisini maalesef kaybedeceğiz ama hızlı çalışırsak yağlı kömürü elde ediyoruz. Elif, rica etsem tekrarlayabilir misin? Arada yağlı bağlantı gitti. Evet. Yağlı kömürde tabii ki kömürümüzü akşamdan bir kavanoza keten yağına yatırıyoruz. Tartıyoruz bir peçete. Uygulamayı hızlı yapmamız gerekiyor çünkü yağ bir yerden sonra uçacaktır ve normal şeyi artık geri dönecektir. İlk başta elde ettiğiniz o yağlı şeyini alamayacaksınızdır. Hızlı yapacaksınız. Yoksa tekrar keten yağına yatırmanız gerekebilir. Evet. Bu şekilde bir püf nokta söyleyelim kömürle alakalı. Evet. Ayrıca kömür ve fırçayla şey yapabiliyorsunuz, gölgelendirmeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha portrelerinize derinlik katıyor. O önemli. Aynen. Bir bilgin. Yani her zaman yani, duyduğumuz bir şey değil. Şimdi çünkü bu derin zaten siyah. Ya ben bunu böyle mesela yedi kalite evet açtım ama bunu işte mesela bir fırçayla böyle atabiliyorum portreme. Evet. Ve bunda yaptığım o gölgelendirmeyi daha kısa sürede gölgelendirme işlemlerinden bahsedersin diye. Bunda daha kısayken fırça ve kömürle grafitlerde daha uzun sürüyor bu süreç. Evet. Kömürleriniz bu şekilde aslında. Evet. Bu arada sorularınız varsa alabiliriz. Diğer bir detay tabii ki kalemlerimiz. Şöyle ki kalemlerimizi de gösterelim. Dediğim gibi F aslında ben anlatıyorum, çekiyorum ya. Evet. F ideal olan aslında kalem şeyi numarası diyebiliriz. Bundan bu tarafa doğru HB, 2B, 3B diye giden kısımda hem yumuşak hem de koyu olan taraf oluyor. Yani B'lerde başladığınızda işte mesela bu atıyorum şu an bir tık daha şeyken 6B'yi şöyle gösterebiliriz. Evet, gerçekten. Bu 2B. Gittikçe hem koyulaşıyor hem yumuşuyor uçları. B'lerde. H'larda da tam tersi. H'lar daha ince ve serttir. Bu H inceyken gitgide daha da inceleşiyor ve sertleşiyor. Bunlar biraz daha grimsi bir ton aslında veriyor. Evet, mesela şey diyebilir miyiz? İlk kez kullanacak birisine biz genelde hani 2B gelir aklımıza ama 2B, aslında 2B, H'B geliyor. Evet. Yani H daha F böyle diyorsun. Sürekli taslak çizecek eskiz çalışanlar için aslında H tarafı daha uygun. Yani H şey yapabilir. Çünkü sürekli çalışacak ve ucunun sert olması, hani hemen bitmemesi gerekiyor. Evet. Yumuşadıkça çok daha çabuk bitiyor çünkü. Bunlar yumuşak olduğu için ister istemez bir tane atınızda mesela şeyler çıkıyor ortaya böyle. Evet. Tortular diyebiliriz aslında. Ama H'larda bu daha az. Sürekli çizecek biri için tabii ki H'ı öneriyoruz dediğim gibi. Çünkü ince ve sert.
Mesela şey yapıyorum, atıyorum şu an tarama yöntemiyle çalışan bile aynı çizgiyi elde etmek için eskilerin kullandığı bir formüldür. Zımpara. Ha evet. Aynen, kalemimizi ucunu zımparayla şu şekilde eşitliyoruz ve çiziyoruz tekrar. Yani çizgi atıyorum. Evet, çalışıyorsak önemli aynen. Bir bilgi. Şöyle çiziyoruz, devam ediyoruz gibi. Evet. Zımpara bu konuda önemli bir nokta. Evet, genelde işte açacakla ya da maket bıçağıyla açıyoruz. Ama işte o ucundaki o ne bileyim bir kırpık kalmasın, bir şey kalmasın diye zımparayı şu şekilde her yerine eşitliyoruz. Evet, döndürerek. Bu şekilde uygulamasını yapabiliyoruz. Hazır buradayken bence pro markerlı olan evet, onu söyleyelim. Gösterelim. Hazır söyleyelim. Şöyle bir şey yapacağım. Yani. Kapak. Çizelim. En güzel böyle gösterebileceğimi düşünüyorum. Daha rahat anlaşılır diye. İlk bir yuvarlak. Ben HB'yi kullanıyorum bu arada. Şurası daha az aydınlık. Şurası biraz daha koyu. Ne çıkacak acaba? Evet. Merakla bekliyoruz. Biraz da şöyle boyayayım. Biraz da böyle. Evet. Bu arada bunları kullanırken aynı zamanda işlemimiz bittikten sonra tüm grafit malzemeleriyle kullanabiliyorsunuz. Sulu boya, pro marker, mürekkep gibi tüm malzemelerle kullanabiliyorsunuz. Ayrıca eğer dokulu istiyorsanız şöyle sulu boya kağıdını da kullanabilirsiniz ayrıca. Hı, evet, bu biraz daha pürüzsüz, bu biraz daha dokuludur. Yani o dokuyu görmek istiyorsanız evet. Çizebiliriz hatta. Şöyle dokuyu göstermeye çalışıyorum ama umarım görünüyordur. Hatta sen çizelim ona da şöyle, ben bunu zaten benim için getirdim. Şu yani bundaki evet. Düzlüğü bunda yavaş yavaş. Blender'ı kullanacağım ben karıştırmak için. Aslında evet. Normalde bu kağıtta yapılıyorken şu dokuyu rahat rahat yayıp. Hatta altını da şöyle hafif gölgeli. Üç boyutlu çalışma yapacağım sizlere. Burası biraz daha açık. Işığın geldiği kısım diye düşünürsek. Gerçekten bayağı ilginç bir bilgi oldu. Pro Marker Blender'ı. Bu evet. Şekilde. Böyle bir etki yapabileceği kimin aklına gelir normalde? Şöyle alsın doğru. Tabii şu an canlı yayında olduğu için biraz şey oldu ama olabildiğince hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Bununla yaptım. Pro Marker Blender ile yapıyoruz. Tekrar söyleyelim o çünkü şey değil. Evet. Bu şekilde de değişik bir yöntem denemek isteyenler olabilir. Tavsiye ederiz. Aynen yani işte Pro Marker ile mesela göstereyim rengini. Kullanabildiğinizi maksat gösterebileyim evet. İstiyorum. Dağılmıyor. Altında eskisi çalıştınız, atıyorum sulu boya kağıdı. Sert haş bir kalemle çalıştınız. Daha sonrasında onu sulu boyayla renklendirebiliyorsunuz. Genelde şey, bunların bir de yardımcı malzeme olarak aslında yan malzeme de diyebiliriz. İşte yapanlar ya el altı kağıt koyuyorlar şöyle yayılmasın diye. Çünkü yaparken isterseniz bunlar kortu çıkartıyor. Bir bez koyuyorlar ya da iki parmak eldivenleri var. Aynen, eldivenlerini tıkıp aynen o şekilde yapıyorlar. Ve ne bir yere bulaşıyor ne bir şey. Evet. Sulu boya yapacaklar işte çizim yaptılar, eskizini oluşturdular. Hamur silgi genelde onların kurtarıcılarıdır. Aynen. Ufak dokunuşlarla şöyle. Aslında fazlalığını ve şu tortular gördüğünüz görünüyor mu çok bilmiyorum ama o tortuları şu şekilde. Burada az daha göstereyim daha net olacağını düşünüyorum. Etrafındakileri alıyor. Ya da bunları toplayalım. Tabii ki şey oldukça hamur silginin özelliği kendi kendini içinde şu şekilde topluyoruz. Sonra oynayarak temizliyoruz. Oynuyorum aynı zamanda evet o şekilde. Ya da tabii ki daha böyle ince çalışanlar için kalem silgilerimiz bizim var. Şöyle biraz kömür silgi şeklinde. Evet gerçekten çok çok etkili. Bunların inceleri de var mevcut. Yani ben şu an bendeki orta birazcık daha.
Evet. Ve yedekleri de sanırım var. Benim aynen, yedekleri de var. O şekilde. Neyi unuttum? Hiç hatırlatmıyorsunuz bana. Uşu kalemleri göstermedim. Aa, evet, uşu kalemlerimiz de vardı. İstiyorum. Çünkü ProMarker'a dalınca, heyecanlı bir bilgi alınca. Aynen, öyle oldu. Kadar. Mesela önce 07'nin HB'si ile başlayacağım ben. Evet, şöyle göstereyim. Mesela bu 07 HB. Bu 07 2B. Biraz daha renk şeyini görüyorsunuz. Şu ışık biraz da şey sizin yanında. Bir diğeri 05 2B. Ucu da zaten aslında yani gitgide incileşiyor. İçine kaçtım. Ya da tabii ki bir küçüğümüzde 03'ün haşı var elimde. Bu 03 haş. Yine bunları da hani belki de elleri kalem kullanmayı sevmeyenler diyebiliriz. Mekanizmalı olanları tercih edilir. Çünkü uçlarımızda da az önce aslında gösterdiğimiz gibi. Şöyle gösterelim. Farklı dereceler var. Haş, 2, B. Fiksatif. Biz bunlarda fiksatif kullanıyoruz. Evet, fiksatif de fiksatif önemli bir konu. Korumanın yanı sıra aynı zamanda eşitlemeyi de yarıyor. Yani mesela şu aradaki parlaklık tabii ki. Şeylerde kuş kalemlerde çok değişebiliyor. Şöyle yapalım. Bir taraf daha koyu, bir taraf daha parlak olduğu nasıl ben bunu düzeltirim derdi fixative'le aslında kalkıyor ortadan. Fixative'in bir görevi de dediğim gibi eşitlemek. Bir vernik gibi düşünün. Vernikte nasıl parlak istiyorsak, parlak vernik sürüp her tarafı parlatıyorsak evet. Fixative'de de onu eşitliyoruz. Fixative'imiz de o işe yarıyor. Ama şöyle ekstra bir düşünüyorum. Evet, göstermediğimiz bir şey kaldı mı acaba? Dediğim gibi birçok kağıdı kullanıyorum. Ya da tuvallerin alt katmanında kullanabiliyorsunuz. Üstüne çalışma yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için dediğim gibi haş serisi gitgide artık gölgelendirme falan yapmak istediği noktada B tarafını öneriyoruz. Yani onları kullanabiliyor artık kişi. Bu şekilde. Zımparayı söyledik kalemin ucunu açmak için. Evet. ProMarker gösterdik zaten. Sorularınız varsa sonrasında da bize iletebilirsiniz. Her zaman. O zaman göstereceğimiz başka bir şey yoksa bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.